Bu topraklarda çay içilir. Sabah kahvaltıda çay içilir. Öğlen içilir, öğleden sonra içilir, akşam içilir, akşam yemeğinden sonra içilir, misafirlikte içilir, iş yerinde içilir, toplantıda içilir, çay içilir. Milattan 3000 yıl önce çay da pek çok bitki gibi sağaltma amacıyla kullanılıyordu. Efsaneye göre Shannong için kaynatılan suya bir yaprak düşer. Yaprak suyun rengini değiştirir. İmparator bunu içtikçe kendini iyi hisseder, ferahlar, rahatlar ve bunu bir ilaç olarak kullanmaya başlar. Böylece çay insanlığın hayatına girer. Çin'de çay alışkanlığı yaygınlaşır. Daha sonra da komşulara gider. Yani Kore'ye, Vietnam'a, Japonya'ya. Herkes kendi ritüelini oluşturmaya başlar. Daha sonra da denizci, Venedikliler, Portekizliler ya da doğuda iş yapmaya çalışan misyonerler, kimisi hediye, kimisi ticari amaçla çayı Avrupa'ya ve Batı'ya getirmeye başlarlar. Ama işin ticari tarafına tabii ki denizci Hollandalılar uyanır ve 1500'lerin ikinci yarısından itibaren çayı ticari amaçla Avrupa'ya getirmeye başlar. Çay alışkanlığıyla bilinen İngilizler aslında çayı Portekizlilerden öğrenir. Çünkü İngiliz kralı 2. Charles, Portekiz prensesi Catherine de Braganza ile evlenir. Prenses çay düşkünüdür. Dolayısıyla saraya çay gelir. Saraydaki çay alışkanlığı zamanla saray müdavimlerinin, sonra da bütün soyluların, sonra da herkesin merakı haline gelir. Lady Bedford ise 5 çayını çıkartacaktır. Yani çayın yanında belli kurabiyeler yenerek hafif bir öğündür 5 çayı. Ama yine de İngiltere'de bile çay öyle kolay kolay yaygınlaşmaz. Çünkü gayet pahalıdır onun için. Belli bayramlarda, özel günlerde ya da saraylarda içilen bir şeydir. Ama İngilizler Hindistan sömürgelerinde çayın daha fazla üretilmesini sağlamalarıyla birlikte tabii ki çayın fiyatı düşer, herkesin erişebileceği seviyelere iner. Bizde çay önce hep diğer ülkelerden getirilmiştir. Hatta bir dönem İran çayı diye bir laf vardır. Çünkü çay İran'dan gelmiştir. Ama Osmanlı kahvecidir. Hatta kahvenin dünyaya yayılmasının en önemli sebeplerinden biridir. Viyana kuşatması sırasında kahve Avrupa ile tanışır. Ama çay o sıralar hiç yoktur. Daha sonraları çayın ilginç bulunmasıyla beraber İstanbul'a, Bursa'ya çay kökleri dikilir. Ama tutmaz bunlar, kurur giderler. Onun için çay macerası yine hafif durur. Semafor yani kendi kendine kaynayan. Çay sürekli olarak kaynamaktadır. Bu zaman içinde dile semaver olarak dönüşüp geçecektir. Zaten Rusların çayla ilgili kültüre bıraktıkları da bundan ibaret değil. Örneğin çocuklara içirilen paşa çayı aslında o dönemki Rusların kullandığı general çayı ifadesinin tercümesi. Her ülkenin kendi çay yapma ritüeli var. Japonlar bu konuda inanılmaz ilerlemiş. İngilizler de fena değil. Ama İngilizler yine de çayın köklerine, Çin'e sadık kalıyorlar. Porseleni de oradan öğrendikleri için İngiltere'de porselen bu tür malzemeye Çin, China deniyor. Dolayısıyla Çin çayını Çin porseleninden içip 5 çayını kendilerine mal edebilmiş oluyorlar. Bazen her gün yaptığımız şeyin binlerce yıldır var olduğunu zannederiz. Büyük bir gelenek zannederiz. Ama çay örneğinde olduğu gibi daha 2 jenerasyonunun, hadi bilemediniz 3 jenerasyonun alışkanlığıdır. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Yeni benimsediklerimiz eskiler arasındaki farkı görün. Hele hele her şey bu kadar hızlı değişirken.